Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Renault Taliant. Aracımız 2022 model Joy Turbo 1.0 X-Tronic vitese sahip. Araç başlangıç paketi. Başlangıç paketi olmasıyla birlikte araçta birçok özellik de yok arkadaşlar. Hatta size hayretlere düşürecek birçok özelliğin olmadığını da size gösterip anlatacağım. İlk önce aracın görselini ve içindeki eksikliklerden bahsedeyim. Daha sonra da yol testine çıkarak araçtan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Arkadaşlar, 0 kilometre Renault Taliant aldık. Bildiğiniz gibi artık araçlar üretilirken maliyetten kısmak için aracın bazı özelliklerini de almış oluyorlar. Aracın şu anda sürüş keyfinin nasıl olduğunu aracı kullanan arkadaşımıza soracağız. Araçla ilgili görüşlerini alacağız. Şu anda yolda gidiyoruz. Bakalım araçla ilgili düşünceleri neler, araçtan neler çalınmış, araca neler eklenmiş. Adım Mustafa abi. İlk önce araçta bir teyp yok. Eksikliği büyük hissediliyor. Orta göstergeye taşımışlar. Virajlara kötü giriyor araba. Yani güven vermiyor virajlarda. Yan aynalar manuel, arka camlar manuel. Yani birçok şeyi kısmışlar araçtan. Koltuk yüksekliğini ayarlayamıyorsun. Sadece ileri geri yapabiliyorsun. Evet arkadaşlar, yani uzun boylu bir arkadaşımız araca bindiğinde ya da kısa boylu birisi bindiğinde ya altınıza minder kullanacaksınız ya da tavanı delip üstten kafanızı dışarı çıkaracaksınız. Yani günümüz 2022, artık araçlarda maliyetten düşmek için daha neler eksik olacak, bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 0 kilometre gelen araçlarda da bunları size anlatacağız. Yani ön konsola baktığımızda radyo teyp olan kısımda bunlar genelde 1.0 motor. 1.0 motorun sürüş keyfi de araç kendini biraz geç aldığı için çok zevk vermiyor. Clio'larda kullanılan vitesin aynısı, 1.0 X-Tronic vites kullanılıyor. Yani bu aracı almak için ne gibi bir sebebiniz olabilir? Bunu yorumlarda arkadaşlar sizlere bırakıyorum. Yani araç gördüğünüz gibi boş, çıplak dediğimiz bir araç. Ön konsol sert plastiklerden oluşmuş. Yani manuel kliması var. Zaten bekleyemezsiniz, aracın aynaları manuel olunca dijital bir klima bekleyemezsiniz. Bunu bir üst pakete taşıdığınızda aracın gerçekten fiyatı çok fazla artıyor. Bu aracı da bu şekilde kullanmak zorunda bırakılıyorsunuz. Taliant'ta gaza bastığınızda motorun sesini hissedebiliyorsunuz. Çok hafif bir toparlanma gibi bir his veriyor. Ondan sonra zaten toparladıktan sonra da gidişatında bir problem yok. Aracın 1.0 olması işte bu yüzden de çekişinde ilk başlarda biraz durgunluk hissediliyor. Güvenli hissettiğiniz kilometre sınırı 100. Yani şu ortamda 100 kilometre hızla gidersem kendimi çok güvende hissediyorum. 110'a çıkınca araç yanından geçerken ya da hafif bir rüzgarlı ortama girdiğimde araç kendini sallandırıyor, savuruyor. Onun için de çok dikkatli sürmek gerekiyor. Bence can güvenliğimiz için her zaman yavaş gitmeliyiz arkadaşlar. Araçta hissettiğiniz en büyük noksanlık koltuk sürücü ayarının olmaması. Ben gerçekten şu anda koltukta emanet gibi oturuyorum. Yüksek bir koltuğa hiç alışmamışım. Ayarlamak istiyorum fakat olmayınca da buna mecbur bırakılıyorsunuz. Kuşlarda vites değiştirirken zorlanıyor. Direksiyonu ile ilgili söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Direksiyon 3 kollu, piyano bilekle desteklenmiş. Güzel bir görüntüsü var. Yani kavraması da güzel. Aracın 1.0 olması araç toparlanırken hissediliyor fakat uzun yolda giderken o hissiyatı artık yaşamıyorsunuz. Normal bir süratle seyir halinde gidebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi küçük bir yokuş da olsa aracın vites geçişini ve içeriye verdiği sesi göreceğiz. 1.3 motorlarda bu ses yok çünkü 1.3 motorlar gerçekten çok seri. Şimdi hep birlikte içeriye verdiği sesi dinleyelim. Fakat düz yolda CVT şanzımanın geçişi ve motor sesi hiç yok diyebilirim. Aynalar manuel ayarlanıyor. Kapı kolları tamamen sert plastikten oluşmuş. Sade bir duruşu var. Arka koltuklar kumaş olarak güzel görünüyor.
Üçüncü bir ortada başlığın kullanılması da Tayland'da beni şaşırdı. Kazalı yaralanmalarda üçüncü başlığın önemi çok büyük arkadaşlar. Arkadaşlar kısa ve öz geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi büyük bir Renault amblemi ve mat plastiklerden oluşan ön tamponumuz var. Sis farı yerinde de büyük bir çıkıntı var. Burada da sis farı yok. Bu araç daha çok Renault Clio'ların bazı özellikleri bu araca kopyalanmış gibi. X-Tronic videsinde Renault Clio'larda kullandığını biliyoruz. Yanlara baktığımızda kapı kolları ve ayna kapakları kendi renginde. Sinyal lambası da ön çamurluğun üzerinde. Arka stoplar gayet çık duruyor. Bagaj kısmına doğru da stoplar uzamış oluyor. Bagaj açma tuşumuz eskiden Renault amblemin içindeydi. Sonradan bagajın altına gizlenmiş oldu. Bagajını da bakalım arkadaşlar. Bagajı da gayet gördüğünüz gibi derin, geniş bir hacme sahip. Arkadaşlar burada USB girişi var. Daha önce Dacia Sandero Stepway'lerde görmüştük. Burada bir ekran vardı. Buraya ekran taktırarak multimedya sistemine sahip olabilirsiniz. Araçta çok bir özellik yok gördüğünüz gibi. Sert plastiklerden oluşan bir iç yapısı var. Burada piano bilek kullanılmış. Hoş bir görünüm sağlamış. Hız sabitleyici bu araca koymuşlar. Bu olmayabilirdi. Ve de gördüğünüz gibi far sensörümüz de araçta. Otomatik far sensörü de var. Diz mesafesi gayet büyük. Yani diz mesafesi var. Aracın ortasında gördüğünüz gibi bir şaft yüksekliği var. Taban yüksekliği de normal sayılacak bir düzeyde. Ben 1.71 boyundayım. 1.71 boyundaki kişi için de normal. En çok dikkatimi çeken burada sürücü koltuğunu ayarlayan yükseklik ayarının olmaması. Bu gerçekten Renault'da bir eksiklik diye hissediyorum. Yine aracın radyo teyp kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi burada radyo teyp kısmı boş. Yani bir ekran yok. Bu ekranı şimdi açıyorum arkadaşlar. Gösterge panelinin içine koymuşlar. Yani burada araçta bir radyo var ama sadece gösterge panelinin içinden bu radyoya ulaşabiliyorsunuz. İyi ki aynı gezegeni paylaşıyoruz. Taylandlar Renault Clio'larda gördüğümüz CVT şanzımana sahip. X-Tronic. Bu aracın CVT olması vites geçişlerinin seri olmasını sağlıyor. Yani burada vites aralığı diye bir şey yok. Yani değişken viteslere sahip. 3.2 gibi, 4.2 gibi, 4.5 gibi vitesleri atabiliyor. Bunun için sorunsuz güzel bir şanzımana sahip. Dıştan baktığımızda bir Megane havası verse de kısa ve böyle toplu bir yapısı olduğu için çok hoş durmuyor. İç malzemesi biraz daha kaliteli, güzel olabilirdi ama arkadan öne doğru baktığınızda aracın vitesi, direksiyonu, işte ön konsoldaki piyano bilekler sade bir duruş ile güzel bir görünüm sağlamış. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Başka bir araç tanıtım videosunda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.